Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Muhterem kardeşlerim, namazın farzlarına gelmiş bulunuyoruz ders olarak. Biz de namazın farzları deyince genellikle bir şeyin dışındaki farzlarına şart denir. İçindeki farzlarına da rükün denir. Şart, o şeye gelebilmek için gereken şeydir. Namaza durabilmek için abdest şart mesela. Dışındadır, alınması gerekir. Bir şeyin bünyesinde, içinde olan da onun rüknü sayılır. Onsuz olmaz. Mesela namazın içine girdikten sonra Kur'an'da bir şeyler okumamız lazım. Rüküye gitmemiz lazım, secdeye gitmemiz lazım. Yani şart ve rükün dediğimiz zaman bunları kastediyoruz. Hepsi de farz demektir. Şart olmazsa maşrut denilen şart kılınan da olmaz. Mesela namaz kılmak için abdest şartsa, setravle şartsa, bunlar olmazsa namaz da olmaz demektir. Buradan birinci eleye gidin. İslam'ın şartı kaçtır diyoruz? 5. Şart olmazsa meşrut olmaz. Öyle düşünelim mi? İslam'ın şartı 5'se birisi namaz kılmak, birisi oruç tutmak, şehadet kelimesi getirmek. Bu şartlar olmazsa meşrut, yani İslamiyet'te olmaz demek. Mesele biraz ciddi. Bizim içinde yaşadığımız çağ eğitim sistemi itibariyle İslam'dan uzak yetiştirildiği için yahu işte yani Müslümanız elhamdülillah. Namazı kılmıyoruz ama bir gün kılarız. Çok da önemli değil diyecek dediyse yani neuzübillah. Bilmiyor işte. Bilmiyor ki namazsız din olmaz. Bilmiyoruz ki Peygamberimiz bu kadar hırslı olmasına rağmen insanlar Müslüman olsun diye namaz kılmamak şartıyla Müslümanlığa girmek isteyenleri kabul etmedi. Canım şimdi gelsinler de sonra alışırlar demedi. Namazsız dinde hayır yoktur dedi. Bir insan için namaz dinin direğidir. Namazı kılmazsa din yıkılır dedi. Bilerek taammüden kastı mahsusa ile namazı terk eden dinden çıkar buyurdu. Onun için namazın da, orucun da, farzın da, zekatın da, haccın da dinimizde çok ciddi bir yerinin olduğunu bilmemiz lazım. Şart deyince aklıma bunlar geldi. Aslında Ramazan hocam burada namazın ne kadar önemli bir farz olduğunu, terkinin de cezasını, vebalini kısmen anlatmıştı. Hatırlatıp geçelim. Namazın farzı 12'dir. Bunun 6'sı dışında, 6'sı içinde deriz. Dışındakilere şart, içindekilere rükün diyoruz. Namazın şartlarına gelince birincisi hadesten taharet. Elhamdülillah daha evvel temizlik bahsini görmüştük. Hades manevi pisliktir. Kendisiyle ibadete yaklaşılmaz. Bu da cünüplük ve abdestsizlik idi. Cünüplükten kurtulmak için boy abdesti almak lazım geldiğini, abdestsizlikten, hadesten kurtulmak yine abdest almak lazım geldiğini, su bulunmazsa bunun yerine teyemmüm konduğunu anlatmıştık. Burada tekrar edelim. Demek ki namaz kılmak için manevi pislikten temizlenmek lazım. İcap ediyorsa boy abdesti, değilse namaz abdesti. Hadesten taharet. İkincisi necasetten taharet. Elhamdülillah. Bunu da görmüştük. Onun için kısa geçelim. Necaset gözle görülür, elle tutulur, pislik demektir. Deminkinin tam zıttı. Hades manevidir, bu maddidir. Elle tutulur, gözle görülür. Değerli kardeşlerim, bir insanın elbisesinde, bedeninde ya da namaz kıldığı yerde pislik olmaması, en azından namazın bozacak kadar olmaması lazım. Haddi tecavüz etmemesi lazım. Ne kadar namazı bozardı? Pislikleri ikiye ayırıyorduk. Ağır pislikler, hafif pislikler. Ağır pislikler, insan eti, insan gibi veya eti yenmeyen hayvanların pislikleri gibi pislikler. Bunun katı olanının işte ortalama nohut tanesini misal verirler. Daha fazla olursa
namaz kılmayan manidir. Sıvı olan da avucumuzun içini örnek gösterirler. Bu kadarcığına izin var. Buradan ötesine izin yok. Tabi o kadarcık varsa da bu biliniyorsa bir şekilde onun da temizlenmesi lazım. İslam temizlik dini ama diyelim ki temizleyecek ortam olmadı. Namaza mani değil. Eti yenen hayvanların pislikleri hafif pisliklerdir. İnsanlar özellikle çöllerde, köylerde bu tür hayvanlarla içli dışlıdırlar. Dolayısıyla bunların idrarları ya da dışkıları insanın vücudunun azası dörtte bir ya da bu elbisesinin dörtte birine kadar izin verilmiş. Yani dörtte biri elbisenin böyle bir pislik olsa onunla köylü emmimiz namaz kılabilir. Çünkü işi gücü hayvanlarda meşguliyettir. Onlara biraz daha fazla izin vermiş. Evet. Tekrar edelim mi? Katı pislik olsa ağır pisliklerde işte nohut dedik 4 gram filan diyor kitaplarımız. Sıvı olursa avuç içi buna geçmeyecek. Eti yenen hayvanların pislikleri hafif pisliktir. Bulaştığı organımızın ya da elbisenin dörtte birini geçmemesi lazım. O kadarcığına izin var. Avret yerinin örtük olması lazım. Setre avret. Setre avret bakılması haram olan yerlerin örtülmesi demektir. Namazda kadınların yüzleri, elleri, bazıları ayakları da denmiş. İslam'da bu temel bir ölçüdür. Kadınların vücutlarının hatlarını belli etmeyecek kadar bol ve altını göstermeyecek kadar da ince olmayan kalın bir elbise ile namaza durmaları gerekir. Velev ki yalnız bile olsalar, velev ki evlerinin içlerinde bile olsalar. Erkekler diyor. Erkeklerde setre avret göbekle diz kapağı arasıdır. Bu farz olan ama adabı namaza gelirken en güzel elbiselerimizi giymek. Daha evvel ibadet bölümünde anlatırken bunları görmüştük. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Mescitlere giderken en güzel elbiselerinizi giyin diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü ibadete neşeyle, bayrama gider gibi gitmek lazım ve o neşeyle kılmak lazım. O yüzden özellikle sanayi gibi işçilerin pis elbiseleri, bulaşık elbiseleriyle mescide gelmemeleri, geliyorlarsa da kendilerine mahsus, onlar için ayrılan bölmede namazlarını kılmaları iyi olur. Biz de soğan ve sarımsak yemişsek, Peygamber Efendimiz'in gelmeme özrü var. Çoraplarımıza, yaz günü ter kokumuza, bunlara da dikkat etsek iyi olur. Güzel koku ihmal ettiğimiz bir sünnet değerli kardeşlerim. Nasılsa bunu ihmal eder olur. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanlar buna çok dikkat ederlerdi. Peygamberimiz dünyadan üç şeyi sevdiğini söylüyor. Birisi de güzel koku. Biz de biraz para verip güzel koku almamız ve mescide insanlar arasına çıkarken kullanmamız çok güzel olur inşallah. Erkeklerin göbekle diz kapağı arası dedik ama güzel elbiseleri giyilirse iyi olur. Birisi nasıl olsa caiz demiş diye buraya atletle gelirse, uzun şortla gelirse ayıp olur. Gelmemesini tavsiye ederiz. Efendim kılsa namaz olmaz mı? Olur. Ama sahilde namazını kılabilirken hadi o işte uzun şortla kıl kardeşim deniz kenarında işin var filan ama camiye de öyle gelmeyeceğim. Kıbleye yönelmek bir başka namazın şartıdır. Kıble yani Kabe'nin bulunduğu yer. Kabe'nin içinde olursak doğrudan onu görmemiz lazım ve hizalanmamız lazım. Beytullah'ın içinde görmek lazım. Ama Beytullah'ın dışında bizim gibi yerlerde ise istikamet önemlidir. Bevellü ve şeke şatlar mescid-i haram. Mescid-i haram tarafına yönünü çevir diye Allah Celle Celaluhu bunu farz kılmıştır. Biraz sapma olabilir. Yani buradan durduğumuz zaman
tam %100 isabet ettirmemiş olabiliriz. O istikameti bulmamız yeterlidir. Bu hususta çok ayrıntılara girip de boğulmak da hoş bir şey değildir. Bilmediğimiz bir yerde bilenlere sormamız lazım. Soracak hiç kimse yoksa araştırmamız lazım. Güneşe bakarak, yıldızlara bakarak, kitaplarda böyle güzel bilgiler veriyor, ağaç yosunlarına bakarak falan bir şekilde kıbleyi tayin usulleri var. Bizim zamanımızda elhamdülillah insanlar her tarafa dağıldıkları için nerede olsa bir insan bulunur, sormak lazım. Sordu ya da soracak kimseyi bulamadı, İçtihad etti, çabaladı, kendi kafasına göre düşündü, taşındı, araştırdı ve bir istikamete namazını kıldı. Allah kabul edilsin. O istikametin kıble olmadığı daha sonra meydana çıksa bile tekrarına gerek yoktur. Vakit, 5 vakit namaz vakitli kılındığı için vaktinin de girmiş olması lazım. Vakti girmeden bir namaz kıldınsa şart yerine gelmemiş olur. Hangi namazlar için vakit önemli? 5 vakit farzlar için önemli. Selat-ı Vitr'in yatsının farzından sonra olduğu için önemli. Teravih yatsının farzından sonra kılındığı için önemli. Cuma namazı, öğle namazı vaktinde kılındığı için önemli. Bayram namazlarını da sabahleyin güneş doğduktan 40 dakikadan sonra kılındığı için bunlar için vakit önemlidir. Ve niyet etmek. Kalbin içten gelerek ihlasla bir şeye karar vermesine niyet diyoruz. Niyet hususunda genellikle insanlar çok soru soruyorlar. Değerli kardeşlerim, budur işte. Bir işi yaptığımızı kalbimizin bilmesi yeterdir niyette. Bunu dille söylemek gerekmez. Hatta bazıları dille söylemek namazda mekruhtur derler. Bazıları. Çoğunlukla kalp ile dil birleşirse daha huzurlu, daha uyanık derler. Efendim, adam kamet getirildi ya da yalnız başına kılıyor, kendi kamet getirdi veya sünnet namaz kılıyor, kamet de icap etmedi. Kıbleye döndü ve Allahu Ekber dedi. Bu adama birisi sen ne yapıyorsun dese, işte kuşluk kılıyorum, öğlenin sünnetini kılıyorum diye cevap verecek olsa, bu adam demek ki niyeti var. Dilde hiçbir şey söylemedi. Şart değil. Niyet kalbin işidir. Kalben ne yaptığını bilmek yeterlidir. Namazın rükünlerine gelince, yani içindeki farzları, bunlar namazın olmazsa olmazlarıdır. Tıpkı şartları gibi. Olmazsa olmaz. Geciktirilirse de sevap secdesiyle kurtarılır. Tabi bilerek geciktirme değil de hata. Bilerek yaparsa o bir günahtır. Sevap secdesi de gerekmez. Çünkü bu bilerek yapılan bir günahtır. Birincisi iftitah tekbiri. Yani başlangıç tekbiri. Allahu Ekber demek. Allahu Ekber demek tekbir almak farzdır ama Allahu Ekber yerine Allahu Azam dese mesela. O da Allah azim, büyüktür manasını. Yersiz bir kelamdır. Geçerlidir. Fakat günah kazanır. Yapmamak lazım. Cenab-ı Allah'ın herhangi bir başka ismini söylese de bunun yerine geçmez. Hoş değildir. Allahu Ekber demesi. Bu ellerin kaldırılması filan onlar sünnetlere giriyor. Onu söylemiyor. Allahu Ekber dese bir insan yeterlidir. Elini kaldırmasa falan. O kaldırır. Sünnet olur. Terk edese ondan dolayı bir vebala ya da namaza bir şeylik gelmez. Noksanlık gelmez. Kıyam, gücü yeten insanların farz ve vacip namazlarda ayakta durmasıdır. Nafile namazlarda gücü yeten insan oturarak da kılsa olur. Sapasağlam adam
Olsun. Canı oturan hakkı var istiyorsan, oturan hakkı var. Sen onun paşa keyfine karışamazsın. Ha, sevabı düşer yarı yarıya. Çünkü zahmet ne kadar, sevap o kadar. Zahmet az, sevap da az. Ama kendi bilir. Bizim onu ayıplamaya, kınamaya hakkımız yok. Ayıplarsak ayıp ederiz. Ayıbı biz olur, vebali biz olur. Din kardeşimizi gereksiz yere ayıplamak haramdır. Yani biz haram işliyoruz. Niye? Öteki hakkını kullandı diye. Çok büyük bir cehalettir. Bazen böyle oluyor işte. Kaş yapım derken göz çıkartmak diye buna denir. Güya onu bir işi tam yapsın efendim diye kınıyoruz. Ben falanı sevmiyorum diyor adam. Niye sevmiyorsun? Dua ederken elini doğru düz kaldırmıyor diyor. Sana ne ya? Ha şöyle söylese böyle demem. Ya hocam duanın adabı nedir? Bu duayı yani ciddi bir şeydir Allah'a yalvarmak. İnsan pozisyonunu da iyi almalıdır. Böyle laubali olmamalıdır. Adam Allah'a dua ediyor. Şöyle. Ha buna bunun bu laubaline gitse ikaz etse kibar kibar uyarsa amenna. Buna rağmen de yapmazsa ya nihayet bir adabı terk ediyor bu. Yani 5 kuruşluk ayıp işleyene 5 kuruşluk karşılığı olur. 15 kuruşluk ceza verirsen haddi tecavüz edersin. Haddi tecavüz, haddi aşmak da hoş değildir. Ya da başka başka sebeplerden Müslüman Müslümana kızıyor. Kulaklar çınlasın. Geçen burada bir Müslüman daha vardı. Kızıyorum diyor. Nerede o kardeşimiz bugün burada yok. Kızıyorum diyor. Niye kızıyorsun ya? Ne hakkın var kızmaya adama? Hakkımız olmayan işlere de tecavüz etmememiz lazım. Ben iyilik istiyorum. Canım sen iyilik istiyorsan kendin iyiliğini yap. Ha. Onu da münasip bir lisanla uyarabiliyorsan uyar. Bazıları münasip lisanla Allah'tan uyaramaz. İlle de gider bağırır çağırır sert konuşur. O zaman kalbi kırılır. Yapamayacaksan yapma. Çünkü kaç yapın derken göz çıkarıyorsun. Ben ikaz ettim gene de yapıyor. Gene de yapar. Hangi meseleyi? İşte adab-ı sünneti. Hiç yapmasan olur ki ya. Bunun bir günahı yok ki. İyi yaparsa sevap alır. İyi yapmasa sevabı terk eder. Adam dua eder kendini hiç kaldırmasan olur ki ya. Alacağı sevabı terk eder. Bir günaha girmez. Ama senin ona sevmiyorum de, buğz etmene, kin gütmene, düşman olmana hiç hakkın yok. Fakat bir adam içki içiyor, bu haramdır diyorsun, içmeye devam ediyor. Dedikodu yapıyor, arkadaş dedikodu haram, günahtır diyorsun, yapmaya devam ediyor. Ha ona kız işte. İkincisinde, üçüncüsünde ona kız. O adam kızmayı hak ediyor. Çünkü yaptığı açıklar büyük bir iş, haram, ciddi. Yani onun için emri bil maruf, nehyanil münker işini alimler yapmalıdır bazıları. Neden? Çünkü farzı, vacibi, sünneti, müstahabı ayrı ayrı bileceksin. Farza farz kadar kızacaksın icabında, üstünde duracaksın ya da. Sünnete sünnet kadar, müstahaba da müstahap kadar yani. Daha fazla ileri gidersen sen haksız olursun. O dönem. Evet. Gücü yeten kimse farz ve vacip namazları ayakta kılması lazım. Nafileleri oturarak da kılsa olur. Ayakta başlamaya gücü yetenin ayakta başlayıp sonra oturması lazım. Bu da biraz son zamanlarda bir de kafayı bir şeye taktık. Bu koltuklara taktık. Bazı Müslümanlar geliyorlar. Bize kızıyorlar. Niye vaazda anlatmıyorsunuz, derste bunu söylemiyorsunuz? Müslümanlık, Hristiyanlık olacak, camiler, kilise gibi kanepe konulacak, koltuk konulacak. Adam hasta değil, hocam diyor. Şimdi biz öğretmenlik yaparken müfettişler sık sık uyarırlardı. Talebe geliyor, hocam hastayım diyor. Bana sevk kağıdı ver, doktora gideceğim diyor.
Öğretmen bakıyor. O da öğretmen de biliyor tabii az çok. Piş piş bu meslekte. Hadi lan derse diyor. Bu dersten kaçmak için diyor. Bir ders var. Ya bir milli maç var. Maç izlemeye gidecek. Bir bahane arıyor diyor. Ama müfettiş diyor. Ya gerçekse? Öğretmen arkadaş sen ne anlarsın bir çocuğun hasta olup olmadığında? Sen ne anlarsın? Hastayı diyorsa vereceksin ne hat ederseysin kendisi. Başka ne karışamazsın. Kalbindeki niyete sen karışamazsın. Hocam bunlar hasta olmadığı halde koltuğa oturuyorlar, koltukta namaz kılıyorlar. Ne biliyorsun? Sen hasta olmadığın halde koltukta oturup hasta numarası yaparak namaz kılar mısın? Kılmam. Niye din kardeşine suizanda bulunuyorsun o kılar? Sen kılmazsan o da kılmaz. O da kıldığına göre demek ki bir şey var. Öbür taraftan o kardeşimiz de dikkat etmesi lazım. Birazcık zahmetle eğer rüküye, secdeye gidiyorsa o da hiç olmazsa farz namazları safa katılıp kılması lazım. Yani öyle ya da böyle dikkatli olmaktığımız lazım. Yani sonuçta bu bizim ibadetimiz ve biz yapıyoruz. Allah rızası için kimse bize namaz kılmaya zorlamıyor nihayet. Hocam saf arası nasıl diyor burada? Kişiler oradaki kişiye eğer burada bir tek saf varsa o kişi oradan nasıl biliyorsa o nasıl oluyor yani? Küçük camilerde olur. Aslında taburasını alıp gelmesi lazım buraya. Büyük camilerde böyle bir şey olursa safa girmiş olmaz yani. Tehlike. Ama küçük camilerde burası gibi mescid olan yerlerde olabilir. Oturarak dahi kılamıyorsa bir Müslüman yatarak kılar. Yönlü kıbleye çevirir. İşaretle namaz kılar. İşaretle ya da gözüyle namaz kılar. Başka namaz kılamayacaksa ima ile namaz kılmaya gerek kalmaz. O iyileşirse daha sonra kılar. İyileşemezse Cenab-ı Allah ima ile namaz kılmamaktan ötürü onu sorguya çekmez inşallah. Kıraata gelince namaz kılan bir kimse Kur'an-ı Kerim'den bir uzun ayet ya da uzun bir ayete denk üç kısa ayet okuması lazım. Bu farzdır. Fatiha okumak bizde vaciptir. Vacipleri ayrıca göreceğiz ama yani Fatihasız namaz olmaz hadisi şerifini biz vacip almışız, önem vermişiz. Şafiler gerçekten olmaz diyorlar ve muhakkak farz görüyorlar. Biz de bir Müslüman üç ayet okursa ya da uzun bir ayet okursa farz yerini bulur ama Fatiha'yı da vacip olarak okuması lazım. Bu okuyuş hataları, zellet-ül kari meseleler var. Belki onu ileride kendi başında görürüz inşallah. Cemaatle namaz kılanlar Kur'an-ı Kerim okumazlar. İmam onların yerine okur. İmamın okuyuşu onlar için de geçerli olur. Biliyorsunuz gece namazları açıktan, gündüz gizli okunur. Gece namazları dediğimiz zaman karanlıkta kılınan namazlar, sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Yalnız başımızda namazı kıldığımız zaman hem farzı hem sünneti açıktan okuyabiliriz. Tek başına namaz kılarken de açıktan okuyabiliriz. Yani. İmam da açıktan okur. Bu da vaciptir. Öğle ve ikindi namazları veya o saatte gündüz kıldığımız işte tahiyyatül mescid, şükür, vudu, kuşluk namazı, işrak namazı vesaire bunları da gizli okuruz. Rükû elleri dizlere kadar götürüp kavrama işlemidir. El diz avardığı zaman rükû tamamlanmış olur. Bu kadarcı yeter. Namazda rükû yapmak farzdır. Secde de beş azayı yere koymaktır. Alın, burun, ayak uçları, iki avuç. Bunlar yere konulması lazım. Bu da bir farzdır. İki dizler de hakeza değil mi?
sünnetlerinde göreceğiz ama geri gelmişken söyleyelim. Sağlam bir insan için, hasta olmayan, yaşlı olmayan sağlam bir insan için secdeye giderken önce dizleri koyar, elleri diz üstünde, sonra elini koyar, sonra başını koyar. Kalkarken de tam bunun aksidir. Yani önce başını kaldırır, sonra ellerini dizleri üstüne koyar, sonra kalkar. Bazı kardeşlerimiz ellerini dizlerinin üstüne koymadan havada kalkmaya çalışıyorlar. Bu hem daha zordur, hem sevabı daha azdır. Niye öyle yapıyorlar? Herhalde sen yerinden kalkamıyorsun, biz dinciz, genciz, sağlamız diye bize gösteriş yapıyorlar herhalde. Bize gelince... Elini yere boyayaraktan da kalkan efendim? Kardeşlerimiz var. Elini yere boyayaraktan da kalkanlar var, secdeden kalkarken. Ha, bir de adabında gelecek tekrar, secdeden başı kaldırdığımız zaman ellerimizi havadan götürüp getirmek lazım. Dizimize birinci celsede çekerken de böyle sürüye sürüye çekmekten kaldırıp koymak daha güzeldir. Evet. Secde, rükû, sonra kaide-i ahire, yani son oturuş. Namazların sonunda teşehhüd miktarınca oturmak farzdır. Bir şey okumak değil. Sadece oturmak. Hiçbir şey okumadan otursa, tahiyyatı okumasa mesela, farz yerini bulur. Ama vacip yerini bulmaz başka. Namazın vacibini de göreceğiz. Onu o zaman anlatırız. Olmazsa ne olur, ne düşer. Fakat namazda son oturuş, teşehhüd miktarı oturmak namazın bir farzıdır. Teşehhüd şehadetten geliyor aslında ama biz onu tahiyyatı oku, attahiyyatı duasını okumak kadar deriz. Yoksa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şehadet kelimesi teşehhüd deyince bu da anlaşılabilir. Biz tahiyyatı kastediyoruz. Son oturuş namazdan çıkış içi şarttır. Selam bundan sonra verilir. Değerli kardeşlerim, bu anlattıklarım namazın farzıdır. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlardan bir tanesi geciktirilirse bu da hoş değildir ve bundan dolayı istemeden geciktirilmiş olursa seyir secdesi icap eder. Bir tanesi eksik yapılırsa namaz bitmeden evvel tamamlama imkanı vardır. Namaz bittikten sonra olmaz. Ne gibi? Secdeyi iki kere yapıyoruz değil mi? Adam bir kere secde yapamamış. Yetiştirememiş ya imama ya da unutmuş. En sonunda aklına geldi secdesini yapar. Ya da rükû yapmamış. Rükû yapmadan gitmiş. Sonradan aklına geliyor ki rükû yapmamış. Kalkar rüküsünü yapar. Geciktirdiğinden dolayı seyir secdesiyle kurtarıyor. Ama her halükarda bunların muhakkak yapılması lazım. Subhanallah bir kere bir iddet almaya sikim. Selamun aleyküm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.